Kerem şu kapıları, içerideler. İçeri girmemiz lazım. Olamaz, kapılara vuruyorlar. Ne yapacağız şimdi? Markette sıkışıp kaldık. Bir şeyler yapalım çabuk. Rüzgar çok güzelmiş oğlum bunlar. Evet Arda. Bu sandıklarda işimize yarar bir şeyler var. İşte bakın kılıç buldum. Ya boş verin, gelin çikolatayı yiyelim. Biz de kendimizi korumak için zırh giydik. Arda, Rüzgar, herkes bir şey yapıyor, siz burada tıkınıyorsunuz. Baksanıza, Ayça ve Öykü bile zırh giymiş. Siz anca burada çikolata yiyorsunuz. Dışarıda bizi bekleyen bir tehlike var, farkında mısınız? Bırakın şunları. Hapsolduk burada, hapsolduk. Biz buradan çıkmanın derdindeyiz, siz hala boğazınızı düşünüyorsunuz. Ya tamam be güzelim. Evet, buraya hapsolduk ama bir de bardağın dolu tarafından bak yani. Neymiş acaba dolu tarafı, pardon? Ya aşkım şuraya bir baksana, şu anda bir marketteyiz. Sınırsız, istediğimiz kadar yiyeceğimiz var. Ömür boyu burada kalabiliriz, aç da kalmayız, susuz da yani. Bence buradan çıkmamıza gerek yok. Evet, Arda doğru söylüyor. Ne olsa Hüsamettin'in içtiği siyah iksirin etkisi geçecek. İksirin etkisi geçince buradan çıkarız. İksirin etkisi geçene kadar bekleyelim markette, ne olacak ki? Yani savaşmaya gerek yok. Evet ya, aslında doğru söylüyorsunuz. Hatta dur, şu kapıları birazcık güçlendirelim. Şöyle indireyim. İşte böyle. Artık kolay kolay giremezler. Biz de marketin keyfini çıkartalım birazcık. Tüm sandıkları karıştıralım. Evet Arda, harika olur. Of, çok yedim. Midem bozuldu galiba. Of Arda, karnım şişti, çok yedik. Evet Rüzgar, karnım ağrıyor. Yeter, kıramıyorsanız bu işi ben hallederim. Küçük halime geri döndüm, şimdi içeri ışınlanacağım. Haydi bakalım. Ne oluyor ya, içeri ışınlanamadım. Bir daha deneyeyim, dur. Haydi bakalım. Ne oluyor ya, marketin içine ışınlanamıyorum. Herhalde içerideki elektrik akımı yüzünden. Madem ki ışınlanamıyorum, ben de şurayı kırmaya yardım edeyim. Kırıl. Hey, şuraya bakın, bir kumandalı araba buldum. Of, kafamı kaldıracak halim yok ki, nasıl bakayım? Çok güzel bu, çok eğlenceli, çok hızlı gidiyor. Hadi gel bu tarafa, işte bu, getirdim onu. Rüzgar, burada tuvalet var mı acaba? Çok tuvaletim geldi. Bilmiyorum Arda, benim de. Bakalım başka sandıklarda neler varmış. Her sandıktan farklı şeyler çıkıyor. Bu da ne? Burada bir düğme var. Ne işe yarıyor acaba? Ne oluyor orada? Olamaz, burası neresi? Ya ne yapıyorsunuz? Arda aşkım, özür dilerim. Gizli bir düğme buldum, ona basınca oldu. Neyse, hadi gelin buraya. Tamam, geliyoruz. Hadi kırın artık, kırın şu kapıları, daha hızlı vurun, daha hızlı. Evet işte bu, kır daha hızlı, hadi. Olamaz, ben de inemem. Hayır. Elif aşkım, iyi misin? İyiyim, bir şeyim yok. Kapıyı kırdılar, vallahi iyi ki burasını bulmuşuz. Son anda gizli geçit de kapandı. Az kalsın yakalayacaklardı beni. Acaba bu tünelin sonu nereye gidiyor? Gidelim mi, ne dersiniz? Arda, yukarı çıkamayız zaten, mecbur gideceğiz. Nerede bunlar? Hiçbir yerde yoklar. Nereye gittiler? Az önce buradalardı. Nereye gittiler? Tüm sandıkların arkasına bakın. Gizli bir yer olabilir. Çok korkutucu bir yer ya burası. Kim yapmış burasını? Ben daha önce görmedim burasını. Sen gördün mü Rüzgar? Yok Arda, ben de ilk defa görüyorum. Bakalım şu taraf nereye gidiyor? Çok da tuvaletim var ama. Şuraya bakın. Aha, bir merdiven daha çıkacağız mı Arda? Oğlum, bu tünelde mi duracağız? Mecbur çıkacağız. Arda, ya bu merdiven hayaletli odaya çıkarsa? Hayaletli odaya çıkarsa işte o zaman o hayaletlerle dövüşeceğiz Rüzgar. Ya saçmalama be Arda. Şu halimize baksana, duba gibi olduk. Dövüşemeyiz oğlum hayaletlerle, çıkmayalım lütfen. Ya bir şey diyeceğim, ne hayaleti ya, saçmalamayın. Bu merdiven şehirde bir yerlere çıkıyor büyük ihtimal. Bence gidelim, hiçbir şey olmaz, korkmayın. İyi tamam, gidiyorum, arkamdan gelin. Tamam Arda, önden git. Bayağı da yüksekmiş ha. Evet işte ulaştık. Hadi Arda aç şurasını. Arkadaşlar Arda ve Rüzgar'ın söylemek istediği bir şey var. Dostlarım desteğinizi gösterin. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet abone olanlar ve like atanlar yorumlara yaptım yazsın. Sizleri seviyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz de bu dediklerimizi yapanlara kalp bırakalım. Açıyorum. Hadi Arda hızlı ol. İşte açtım. He, ne oluyor be? Kerem Komiser, burası sizin eve çıkıyormuş. Ya siz nereden çıktınız? Kerem Komiser kusura bakma marketten geliyoruz da burası neden senin evine çıktı? Çünkü markette sürekli hırsızlık olduğu için hırsızları rahat yakalayabilmek için bu tüneli yaptık. Neyse Kerem Komiser iyi yapmışsınız da benim tuvalete gitmem lazım. Benim de. İyi tamam gidin. Rüzgar ilk ben gireceğim kusura bakma dostum. Ya çocuklar siz neden marketteydiniz anlatın. Neden gizli geçitten geldiniz? Kerem Komiserim Hüsamettin siyah iksir içmiş. Artık ne oldu bilmiyoruz. Şu anda bize saldırmaya çalışıyor. Biz de kendimizi markete kapattık. Sonra marketteki gizli geçidi bulduk. Son anda kaçmayı başardık. Şu anda onlar marketteler. Onlar da gizli geçidi bulursa bu tarafa doğru gelebilirler. He işte burada bir şey var. İşte bu güzel gizli geçidi bulduk. Buradan kaçmışlar. Gidelim. Bakalım bu tünelin sonu nereye gidiyor şimdi görürüz. Koşun çabuk koşun yürüyün. Bu tünelin sonuna ulaşmamız lazım. Hadi hızlı olun yakalayacağız onları. Of sonunda tuvaletten çıktık. Gel Rüzgar inelim aşağı. Geliyorum Arda arkandayım. Olamaz tüneli kapatmamız lazım. Aslı çabuk tüneli kapatalım. Ne oluyor ya burada iyi misiniz? Kerem Komiser hayırdır? Çabuk Aslı çabuk kapatalım. İşte bu tamam. Ne oluyor ya tuvaletteyken bir şey mi kaçırdık? Çabuk çabuk şuraya oturayım. Evet bu taraftan gelecekler. Çocuklar kaçın siz kaçın. Kerem Komiser ne oluyor bir şey söyle. Markettekiler bu tarafa doğru geliyor. Gizli geçidi bulmuşlar kaçın. Olamaz ne yapacağız şimdi? Hüsamettin de gelecek Kerem Komiser boşuna tutma. Aslı çocukları da al git ben onları oyalarım kaçın. Hayır Kerem seni yalnız bırakmam. Kerem ben de burada yanında duracağım. Seni bırakmam asla. Hadi gidin gelecekler şimdi. Çocuklar kaçın siz çabuk. Hadi arkadaşlar gidelim. Hadi çocuklar koşun biz onları oyalarız. Tamam Kerem Komiser Aslı polis dikkatli olun gidiyoruz biz. Olamaz geldiler galiba gidin çabuk gidin. Açmaya çalışıyorlar koşun. Hadi çocuklar koşun çabuk gidiyoruz hızlı olun. Olamaz Aslı ne yapacağız açmaya çalışıyorlar. Hayır. Sıkı dur Kerem sıkı dur sakın kalkma. Ha, çok güçlüler. Aa! Sonunda çabuk gidiyoruz. Şunları bir bağlayalım da peşimizden gelmesinler. Olamaz hayır. Hadi gidiyoruz hızlı olun peşimden gelin. Çocuklar kaçın lütfen kaçın. Koşun çabuk koşun bu taraftan haydi. Hadi hadi korkunç evin içine girin çabuk. Herkes girsin hızlı olun. Gelin şöyle gelin. Korkunç ev uyan çabuk uyan götür bizi. Korkunç ev uyan hadi lütfen. Geliyorlar uyan lütfen uyan. İşte bu uyandı. Hadi korkunç ev götür bizi buradan. Çabuk koşun bu taraftan. Evin içindeler hızlı olun. Gidemezsiniz. Gelin buraya. Şimdi sorarım size. Hadi korkunç ev git. Sihir yapacak şimdi Hüsamettin. Git çabuk. Hızlı ol lütfen korkunç ev. Gidemezsin. Al bunu. Hayır sihirim neden işe yaramıyor? Neden bir şey olmuyor? Hayır şimdilik kaçtınız elimden ama soracağım bunun hesabını sizden. Oh işte bu arkadaşlar kurtulduk. Arda şurada bir bilgisayar var baksana. Evet Rüzgar kocaman bir bilgisayar. Bilgisayardan araştırma yapalım siyah iksirin etkisi nasıl geçer diye. Evet doğru söylüyorsun. Bu sayede Hüsamettin'i siyah iksirin etkisinden kurtarabiliriz. Şu bilgisayardan bakalım araştırma yapalım. Korkunç ev beni duyuyor musun? Korkunç ev sizi duyuyor. Korkunç ev iyi dinle bizi. Bize yardım etmen lazım. Korkunç ev yardım eder. Güzel şimdi bizi şehirden uzaklaştır. Bir plan yapıp tekrar geri döneceğiz. Korkunç ev şehirden uzaklaşıyor. Güzel şimdi bu bilgisayardan araştırmaya başlayalım. Siyah iksirin etkisi nasıl geçer? Bunu öğrendikten sonra Hüsamettin'i kurtarmak için geri döneceğiz.